Merhaba kıymetli dinleyicilerim. Bugünkü ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizde filmlere konu olan Annabelle bebeğin Donna isimli bir kadına pejmürde bir bebek hediye edilmesiyle başlayan gerçek ve esrarengiz hikayesini anlatacağım. İyi dinlemeler. 1970 yılında Donna isimli 28 yaşında bir kadına annesi tarafından pejmürde bir bebek hediye edildi. Yani hediye edilen bu bebek daha sonradan sinema filmine çekilen bu olayın film versiyonunda gördüğümüz gibi nadir bulunan porselen bir bebek değildi aslında. Donna o sıralarda New York'ta bir apartman dairesini Angie isimli bir kız arkadaşıyla paylaşıyordu. Donna ve Angie bebeğin hareket ettiğini birebir hiçbir zaman görmemişlerdi. Fakat bebeği bıraktıkları odada bıraktıkları şekilde bulamıyorlardı. Bir süre sonra etrafta küçük bir çocuk tarafından yazıldığı izlenimini bırakan "Bize yardım et" notları bulmaya başlamışlardı. Sonrasında ise bebeğin üzerinde kan lekelerinin oluşmaya başladığını fark edince medyum çağırmaya karar verdiler. Çağrılan medyum Annabelle Hinges isimli bir ruhla iletişime geçtiğini iddia etti. Medyumun iddiasına göre Higgins genç yaşta o apartmanda ölmüştü. Donna ve Angie Annabella'nın hikayesini duyunca ona karşı merhamet duydular. Angie'nin erkek arkadaşı Lou bu olaydan sonra genç kadınların evinde kalmaya geldi. Orada kaldığı gece bebeğin kendisine saldırdığı çok gerçekçi rüyalar gördüğünü iddia etti. Ancak sabaha uyandığında saldırıya uğradığına dair hiçbir iz yoktu. Ertesi gün Lou evde yalnızken Donna'nın odasından bir takım sesler duydu. Odaya girdiğinde bebeğin yerde yattığını gördü. O sırada göğsünde büyük bir acı hissetti. Gömleği kan olmuştu. Çünkü göğsünde birden 7 tane yara açılmıştı. Yaralar birkaç gün sonra hiç iz bırakmaksızın iyileşti. Bu olay üzerine Donna ve Angie bebeği ele geçiren ruhun iyi niyetli olmadığına kanaat getirdiler. Donna Hagen isimli bir rahiple iletişime geçmeye karar verdi. Hagen anlatılanları dinledikten sonra hemen şeytan çıkarma alanında uzman bir başka rahip olan Rahip Cook'a haber verdi. Cook ise yine kendisi gibi paranormal konularda uzman Ed ve Lorian Warren'i aradı. Warren'ler iki kadınla da konuştu. Bebeğin şeytani bir varlık tarafından ele geçirildiği ve bebeğe yaklaşan kişinin de bu ruhtan etkilenebileceği şeklinde bir çıkarım yaptılar. Rahip Cook bebekten ruhu kovmak için şeytan çıkarma ayini düzenledi. Şeytan çıkarma ayini ruh yakalama gibi bir şey değildi. Daha çok evi yaratıcının sevgisiyle doldurmak ve kutsamak anlamına geliyordu. Bu nedenle Varyenler kadınların güvenliği için bebeği götürmeye karar vermişti. Bebek şu anda Varyenlerin Monre'deki müze olarak kullanılan evlerinde duruyor. Varyenler bebeği eve götürürken birçok kaza atlattılar. Eve götürür götürmez bebeği kutsal suya sokup dolaba kapattılar. Bebek bir cam mekana kilitlendi. Böylece ziyaretçilerin görebileceği fakat dokunamayacağı bir şekilde sergilenmiş oluyordu. Bebeğin adı o günden itibaren Annabelle olarak kaldı. Annabella'nın olduğu cam mekanın önünde uyarı yazısı "Kesinlikle açmayın" yazıyordu. Yıllar boyunca Varyenlerin evinde bebekle birebir temasa geçen kişilerin başına birçok açıklanamayan olaylar geldi. Örneğin bir keresinde genç bir rahip bebeği hor gören bir şekilde eline aldı. Aynı gün o rahip kiliseye dönerken ölümcül bir araba kazasından kıl payı kurtulmuştu. Başka bir olayda ise bir ziyaretçi bebeğin olduğu cam mekana bir şeyler fırlattı ve bebekle dalga geçti. Bir saat daha kısa bir süre sonra motosikletiyle giderken kontrolünü kaybetti ve ağaca çarparak feci şekilde hayatını kaybetti. Annabelle filmi yönetmenliğini John Leonetti, yapımcılığını James Wan'ın yaptığı ve senaryosunu Gary Dumberman'ın yazdığı 2014 yapımı
Amerikan korku filmidir. Korku seansı filminin yan ürünü olan bu film, Ed ve Lorraine Warren'in tarafından anlatılan Annabella adlı oyuncak bebeğin hikayesinden uyarlanmıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Annabella Wallis, Ward Harton ve Alfred Woodard yer alıyor. Film, dünya çapında 3 Ekim 2014'te gösterime girmiştir. Filmin galası 29 Eylül 2014'te Hollywood'daki DCL Çin Tiyatrosu'nda yapıldı. Film 6,5 milyon dolar bütçeyle 256 milyon dolar hasılat elde etti. Film hakkındaki daha ayrıntılı bilgiyi Wikipedia'dan alabilirsiniz. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosunun da sonuna geldik. Sizler bu esrarengiz hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmındaki Instagram hesabını takip ederek yeni videolar yayınlanmadan önce haberdar olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Mm-hmm.